Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, hayatımıza, mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kalktık, uyandık. Geç bir saatte uyandım ben bugün arkadaşlar. Bayağı uyumuşum. Ali Bey işe gitti. Caner'cim okula gitti. Sütle kek yemişler onlar. Evde ekmek yok arkadaşlar. Ekmek almayı unutmuşuz. Dün akşam da sonunu yedik. Ben de dedim şimdi en azından bir krep bari yapayım. Cansucumla beraber kahvaltı yapacağız. Krep yapacağım. Bütün malzemeleri doldurdum şöyle içine. Bir güzel çırpacağım. Ondan sonra da tavada hemen pişiririm. Cansucumun yıkadığı bulaşık da kaldırılacak burada. Dün akşamdan kalan bulaşık. Un kabımı da çıkardım. Böyle onu da yerine yerleştiririm. Hemen ben şimdi şunu pişireyim. Bugün randevum var arkadaşlar. Fizyoterapiden işte terapisten terapi alıyorum biliyorsunuz. Üçüncü seansıma gideceğim. Çok şükür Ali Beyciğim arabayla gitmemiş. O yüzden mutluyum. Koştur koştur gitmek zorunda kalmayacağım. Arabayla hemen 10 dakikada giderim. Bakar mısınız? Geçen sefer yakmışlardı burayı. Bizimkiler pişiriyordu böyle şeyi. Krep pişiriyorlardı. Evet, o zaman tavanın kenarına değdirmişler ve yakmışlar. Cansucuğum da anne atalım dedi. Dedim kızım ben kullanıyorum. Atmaya gerek yok dedim. O yüzden böyle kullanıyorum yani. Hadi ben başlıyorum. Hemen krepimizi pişirelim. Kahvaltımızı yapalım. Sonra da yollara düşelim. Hazırlandım. Çıktım arkadaşlar. Geç kalıyorum. Şöyle gömleğimi göstereyim size. Pantolonumu, spor ayakkabılarımı da giydim. Şöyle bir çanta taktım. Şimdi hemen gidelim. Ali Beyciğim anahtarı bırakmış. Arabanın anahtarını. Sağ olsun ona dedim. Ay şu fermuar orada açılıp duruyor. Sinir ediyor beni. Arabanın anahtarını bırakmış. Dedim yoruluyorum dedim. Ali dedim yani çok fazla yol yürüyorum. O yüzden yoruluyorum dedim. Sağ olsun o da anahtarı bıraktı bugün arabayla gitmedi işe. Hadi beraber gidelim. Sonrasında beraber gidelim. Terapimizi olalım gelelim. Arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar koştur koştur geldim fizyoterapistimin yanına. Sizi onunla da tanıştıracağım. Şimdi gerekli ekipmanları çıkarıyor. Böyle geçen sefer şey yapmıştık. Neydi o? Akupunktur yapmıştık. Bayağı da bir etkisini gördüm. Yalan söyleyemem. Bayağı bir rahatlattı beni. Hatta geçen sefer buraya gelmeden önce böyle yemek yaptım diye ağrım olmuştu. Akupunkturdan sonra gittiğimde yine dün işte gördüğünüz balkon temizliği falan yaptım. Çok şükür sadece hafif bir sızlamam oluyor. Ağrım falan olmuyor. Çok şükür inşallah işe yarayacak. Ne diyorsunuz Faruk hocam? Yani bu süreci birlikte en iyi şekilde götürebileceğimizi düşünüyorum. Siz de dediklerimizi yaptıktan sonra. Evet, egzersizler. Aynen öyle. Gayet iyi, sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ev hanımlarına en çok neyi yapmamalarını önerirsiniz mesela? İşlerini bölerek yapsınlar. Yani kendilerine birden yüklenmesinler. Yani gün içerisinde mesela temizlik yapılacaksa temizliği aralarla yapsınlar. Hani bir anda 2 saat boyunca sürekli temizlik değil de yarım saat yapsınlar, bir 10 dakika dinlensinler. Yarım saat tekrar yapsınlar. Yani bu şekilde götürsünler. Hani yemek işi de olur, işte yer süpürme de. Bunların hepsini biraz daha bölerek yaparsak daha sağlıklı olur. Benim en büyük hatam oydu işte. Yani evet. Sürekli bez sıkıp hani cam sil, mutfak dolabı sil, evi süpür. Evet. Yani benim hasta olmamdaki sebep de sanırım bu. Aynen. Yani zaten ev hanımları da karpal tünel, borcu dirseği, tiriçi dirseği sık karşılaşılan problemler. Bunun sebebi de zaten dediğimiz gibi birden kendimize yüklenmemiz. Yani ne yapacağız? Fazla zorlamak. Evet, evet. Sonuçta bu vücudu yıllar boyunca taşıyacağız. Kesinlikle öyle. Kesin. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi başlayalım terapimize. Bugün farklı bir tedavi uygulanacak mı yoksa akupunktur olarak? Genel manuel olarak devam edeceğiz. Akupunktur yapmayacağız. Tamam. Yine elektrik verilecek. Elektrik verilecek. Graston uygulanacak. Arkadaşlar bu beni tir tir titretiyor. Kolumu tir tir titretiyor. Aynen. Sonra şu kupalarla da kan aynen dolaşımını hızlandırmak aynen için. Kupa terapi. Şununla da masaj yapıyor arkadaşlar. Vallahi ben çok memnun kaldım.
Instagram hesabını da buraya yazarım, eklerim. İsterseniz oradan da bakabilir, bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar ben o kadar çok bunalmıştım ki hani YouTube'dan araştırmalar yaptım falan. En son Sinop'ta bir arkadaş buldum. Hani fizyoterapist buldum. Kızım da sonradan şey dedi, anne Beyza'nın arkadaş, Beyza'nın kuzeni dedi fizyoterapist, ona soralım falan deyince sonrasında biz Faruk Bey'e ulaşabildik. Faruk Bey de kızımın kuzeninin okul arkadaşımız. Evet, aynen öyle. Şey bir de sizi de alıyorum. Bir de benim evladım yaşında sayılır arkadaşlar. Hani genç bir fizyoterapistimiz. Hemen mezun olur olmaz da yerini açmış. Mezun olduktan sonra bir rehabilitasyon merkezinde çalıştım. Daha sonrasında kendi yerimi açtım. 2 senedir de buradayım. Allah hayırlı eylesin. Allah utandırmasın. Amin inşallah. Bol şifalar nasip olsun her gelen hastaya. İnşallah. Gerçekten ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Hani Beyza'ya da buradan teşekkür ediyorum vesile olduğu için. Yoksa ben Sinoplara doğru gidecektim. Biliyorsunuz hani ben el işi de seviyorum, ev işini de seviyorum, pasta börek de seviyorum. Eli yoruyoruz yani istemsizce. Aynen dediği gibi yaya yaya yapmak lazım. Yani böyle çok zorlamadan gün içine yayarak yapmak lazım. Bundan sonra öyle yapacağız. Terapimiz bitti arkadaşlar. Eve geldim şimdi koşturmaca. Ay bu dikişinde mi bir hata var? Bu fermuar böyle görünmesi de beni sinir etti. Onu bir terziye göstermek lazım. Şimdi evimize gidelim. Kaldığımız yerden işlerimize devam edelim arkadaşlar. Ne yemeği yapacağım onu da bilmiyorum. Bakalım birazdan Ali Beyciğim de gelir. Saat 4'e yaklaştı çünkü. Çok şükür bugün de terapimi oldum. Günden güne iyiye gidecek inşallah arkadaşlar. Siz de dua edin benim için. Hayırlısıyla şöyle sağlığıma kavuşayım. Eski temizlikle günlerime döneyim inşallah. Hadi gidelim. Falan yerleştirdim. Kirlileri tezgahtan makineye yerleştirdim. Şimdi de yemek içine giriştim. Ali Bey'i de markete gönderdim arkadaşlar. Pirincimiz falan kalmamış. Bir de böyle fırında patates, elma patates tavuk yapacağım. Akşam yemeği telaşı başladı bende. Şöyle suyumu ısıttım. Bir fincan pilav yapacağım. Bir fincan pirinçten. Şimdi bu burada ıslanırken biraz da tuz ekleyeyim içine. Burada pirincimiz birazcık böyle nişastasını bırakırken ben de hemen patatesimizi, tavuğumuz da burada. Onları bir ayarlayacağım. Sonrasında fırına atacağım. Akşam yemeği telaşı başladı dediğim gibi. Saatte şu an 6:10 var. Ali Beyciğim de işten geldi. Yani sağ olsun azıcık ona lavabonun içine oldurdum. Birazcık kolum ağrıdı bugün. Yani eve geldim makineyi falan yerleştirdim. Kolum ağrıdı. Hemen şu bandajımı taktım arkadaşlar. Şimdi hızlıca fırın yemeğimizi de yapalım. Yemeğimiz pişerken sütlaç yapmayı düşünüyorum. Dün söylemiştim, yapamamıştım. Sütlacımı da yapacağım. Hızlıca beraberce yapalım Ali Bey'le. Çünkü patatesi falan Ali Bey'e soyduracağım muhtemelen. Ben de şu tavuğu falan bir harmanlarım. Baharatlarım. Hepsini bir borcama döküp artık borcama mı olur, fırın tepsisinde mi olur, ona da bir bakacağım. Eğer borcama olursa borcam daha iyi olacak benim için. Hemen hızlıca yapalım bakalım, yemeğimizi de aradan çıkaralım. Gerekli bütün malzemeleri getirdim arkadaşlar. Tavuğumu yıkadım, patatesimiz bu şekilde. Hemen atalım içine. Kusura bakmayın sesten dolayı bir tamir bir şey yapıyorlar. Şöyle biberim, domatesim, onu da atıyorum. Şöyle baharatlarımın içinde kekik, kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve pul biber var. Onu da şöyle yayalım. Şimdi bunu bir güzel harmanlayacağız. Şöyle yağımızı da gezdirelim üzerine. Çok güzel bir şekilde harmanlanacak arkadaşlar bunlar. Ondan sonra tepsimize dizeceğiz. Çok böyle teferruatla uğraşmaya gerek yok. Tek tek uğraşmaya gerek yok.
Tamamdır. Şimdi Ali Bey'i çağırayım ben. Bir güzel şöyle karıştırsın. Hani ben de yapmak isterim ama bileğimi zorlamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden zorlamak istemiyorum deyip başlayan başka biri de olmaz herhalde benden başka. Ali Beyciğim gelir misin? Şimdi Ali şimdi bunu bir güzel harmanlasın. Sonrasında ben de ya tepsiye ya borcama muhtemelen tepsiye dizeceğim. Yan yana yan yana hepsini bir dizeceğim ama baharatlar şöyle çok güzel bir şekilde harmanlanmalı öncesinde. Çok güzel bir şekilde hepsi yağlanmalı. Ondan sonra tepsi aşaması. Şimdi fırınımı çalıştırayım. 175 dereceye de fırını ayarlayacağım. Efendim hocacığım? Hayır hayır. Bunda harmanlanacak. Ondan sonra tepsi alacağız fırın tepsisine. Ellerinden öper canım benim. Buyur. Gel. Ben de hemen fırın tepsimizi halledeyim. Bir taraftan da sütlaç koydum ocağa arkadaşlar. Şöyle bakın pirinç suyla beraber bir güzel pişti, şişti. Çok fazla da pişirmedim. Şimdi hemen sütünü ekleyeceğim. Birazcık da öyle kaynatacağım. Sonrasında şekerini çok azıcık da tuz ekliyorum ben arkadaşlar. Böyle bir çimdik minicik bir tuz ekliyorum. O şekerin koyu tadını kırsın diye. Öyle gördük öyle öğrendik. Memleketimizde öyle yapıyorlardı. Ben de öyle yapıyorum. Gerçekten o tadı daha böyle... O şeker tadını bir tık kırmış oluyoruz arkadaşlar öyle yapınca. Şimdi hemen sütümüzü ekleyelim. Pişmeye bırakalım. Tavuğumu böyle patatesimi, domatesimi, biberimi hemen tepsiye yerleştirdim. Fırında çalıştırdık 180 dereceye. Isınınca hemen atacağım içine bir güzel pişireceğim. O sırada pilavımı da ocağa koyarım. Sütlacımız da pişiyor. Hemen atalım bir güzel yemeğimiz pişsin. Tavuğu fırına attım. Hemen pilavımı da pişirmeye başladım arkadaşlar. Böyle bol şehriyeli olacak birazcık. Şehriyelerim kavruldu. Şimdi pirincini ekleyeceğim. Burada sütlacımın sütünü ekledim. Şekerini, tuzunu ekledim arkadaşlar. Çok azıcık böyle bir çimdik yani iki parmağınızın arasında ne kadar tuz geliyorsa kalıyorsa o kadarcık bir tuz ekliyoruz. Tam bu da kıvamındadır. Şu an sulu görünüyor ama soğuduğu zaman çok güzel bir kıvam alacaktır. Daha fazla kaynatmayacağım. Bunun altını da kapatalım. Şimdi pilavımız için pirinçlerimizi ekleyelim. Bir güzel kavuralım. Yemeklerim yavaş yavaş hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Şehriyesini birazcık fazla kaçırdım gibi oldu ama şehriyeli de seviyoruz. Ya da tam kıvamında oldu bilemedim yani. Tam kıvamında da olmuş olabilir. Orantısı güzel olmuş olabilir. Şimdi bir güzel kavurup tuzunu suyunu ekleyip kapağını kapatayım. Vallahi arkadaşlar aklıma düştü. Canım da çok çekti. Şöyle güzel de bir tarhana çorbası yaptım. Nanesini ekledim. Kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi hemen sütlacımı kaselerime alacağım. Şunu güzelce bir karıştırayım. Gerçekten canım çok çekti. Ramazan'da Cansu'cum yapmıştı. O kadar lezzetli olmuştu ki. Aklıma o geldi dedim. Hemen bir çorbam da olsun yanında. Pilavım da pişti sayılır. Hatta pişmiş bile. Şimdi onun da altını kapatayım. Fırını da kapattım. Şu naneleri bir dağıtayım. Sonra kaselere sütlaçlarımı alacağım. Artık hazırım arkadaşlar. Yemeklerim de hazır. Tavuğu böyle çıkardım. Sütlacımı kaselere aldım. Sunum kuplarını aldım. Üzerinin tarçınını da döktüm. Pilavımı çorbamı hemen tabağa koydum arkadaşlar. Dün akşamdan kalan kurabiyemiz de var. Ayranlarımız da hazır. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip etsin inşallah. Şimdi hemen masamıza taşıyalım. Sıcak sıcak afiyetle yiyelim inşallah. Mutfak yarı toplandı. Çayımızı demledik arkadaşlar. Ali Beyciğim maç izliyor. Ben de şeyi izleriz diye umut ediyordum. Kırmızı Oda'yı. Ama maç izliyor. Bilmiyorum o bitince artık izleriz. Kalanını izleriz artık. Kurabiyelerimi de koydum arkadaşlar böyle. Kurabiye o kadar güzel ki böyle pamuk gibi diyeceğim. Gerçekten böyle daha alırken elime aldığım anda böyle dağılmaya başlıyor. O kadar böyle güzel ki. Tam un kurabiyesi tadında. Şimdi ne yapalım? Tepsimi alayım gideyim. Ali Bey'in çay servisini yapmış olayım. Ondan sonra da vedalaşırız diyeceğim ama şimdi vedalaşacağız galiba. Daha fazla uzamasın. Ben de şöyle keyifli keyifli çayımı içeyim.
Arkadaşlar artık vedalaşalım. Çünkü ben esnemeye falan başladım. Bugün arabayla gitmeme rağmen yorulmuşum. Niye yoruldum onu da anlamış değilim. Biz şimdi karı koca afiyetle çayımızı içelim. Sonrasında da dizimizi izleriz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.